Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Süreyya Evren, Arter Yayınları ve Arter adına kısa bir takdim yapıp sözü konuşmacılarımıza bırakacağım. Uzun bir aradan sonra böyle fiili bir etkinlik yapabildiğimiz için tabii ki öncelikle çok mutluyuz ve bir eser ve bir kitap etrafında yapabildiğimiz için. Konuşmanın bağlamı hakkında da şunu kısaca söyleyebilirim. Arter'in 1400'ü aşan eser olan bir koleksiyonu da var biliyorsunuz. Ve biz bu koleksiyondaki eserlerle ilgili Yakın Plan adlı bir yayın dizisi 2019'da başlattık. Yakın Plan'la amacımız da tek bir esere odaklanmanın ne kadar çok biçimi olabileceğini, ne kadar farklı okumalar bundan doğabileceğini hem görmek hem de bunu araştırmak, beraber bir yola çıkmaktı. Üçüncü kitabımız Canan Tolo'nun Hasar adlı eseri üzerine Erdem Ceylan'ın kaleme aldığı kitap oldu. Bu diziyi de Esen Karol'un dizi tasarımıyla sunuyoruz. Tek bir kitapla, tek bir esere odaklanmanın verimlilik ihtimallerini gerçekten çok zengin gösterdiğine inandığımız bir kitap. O yüzden kitabın oluşum serüveni 2010'dan, bu arada Hasar 2010'dan bugüne kadar gelen de bir eser olduğu için ilk oluşum ve sergilimi, Arter'in bütün serüvenine de eşlik eden de bir eser. Ayrıca da bir anlamı var bizim için. Dolayısıyla sözü Erdem Ceylan ve Canan Tolan'a bırakıyorum ki bir kitap üzerinden bakalım bize. Nereye götürecek ya? Sesim geliyor mu? Geliyor galiba, tamam. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyeyim. Bugün yani bir pazar gününüzü burada bizle beraber bu güzel etkinlik bağlamında geçiriyorsunuz. Öncelikle herkese çok çok teşekkürler. Açıkçası kitap hakkında konuşmak çok zor. Kişinin kendi yazdığı bir metin hakkında konuşması da çok zor. Takdir edersiniz ki. Ama hemen havaya girip ben konuyla ilgili konuşmaya başlamadan önce bir küçük teşekkür etmek istiyorum. Yani öncelikle Arter'e bu böyle bir metnin oluşması için gerekli bütün güvence ortamını, manevi desteği, her tür maddi desteği diyelim, editoryal özeni hepsini gösterdikleri için herkese çok teşekkürler. Arter'in kurucu direktörü Melih Ferili'ye teşekkür etmek isterim. Bence çok zengin ve anlamlı bir sunuş yazısı var kitapta. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. Genel yayın yönetmenleri Süreyya Evren'e çok teşekkür ederim. Emre Baykal'a, Sena Danışman'a, Şuayer Toparlak, Murat Erşen, kitap tasarımını yapan Esen Karol'a ayrıca teşekkür ederim çok. İngilizce çevirisiyle uğraşmakta olan Irazca Hanım'a da çok teşekkür ediyorum, Gera'ya. Organizasyonu da yardım eden Meltem Özer'e çok teşekkürler. Ve tabii ayrıca bu kitabın doğmasına imkan tanıyan aslında asıl kişi Canan Hanım. Dolayısıyla Canan Hanım'a kendi yapıtı hakkında benim... Bir uzman olmadan, ayrıca bir uzman olmayarak yani sanat eleştirmeni değilim vesaire, yani şeyden, mesleki bağlamda birkaç kelam etme hakkı tanımasından, bunu tolere etmesinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben Canan Hanım'ın hasar yapıtını 2010 yılında Arter'de görmüştüm, Beyoğlu'ndaki binasında. Görmüştüm fakat başka da eserlerle birlikte ve orada tedbir de vardı. Tedbirin ilk hali, değil mi? Evet. Görmüştüm ama açıkçası diğer eserlerle birlikte ne diyelim? Kayboluyordu.
kayboluyordu demek istemiyorum ama diğer eserlerin yanındaki eserlerden biriydi açıkçası. En son oturup konuştuğumuzda sonra ben evde ayrıca tekrar düşündüm. Bu yakın plan serisi aracılığıyla aslında ben 4 aşamada bu hasarla yeniden bir araya gelmişim. Birincisi bu 2010 yılındaki ilk deneyimim. İkincisi sevgili Süreyya'nın bana bu şeyi hasar ile ilgili bir metin yazma önerisiyle gelmesi sonrasında hasar üzerine düşünmeye başlamakla başlayan süreç. Bu başka bir yakınlaşma durumu oluşturdu bana. Asıl çarpıcı ve zirveyi oluşturan nokta bizim pandemiden önce Arter'in alttaki konservasyon deposunda hasarla başka bir bağlamda karşılaşmam oldu. İşte böyle beyaz çarşaflar arasında bundan sonra hasar almamak üzere konserve edilmekte olan haliyle karşılaşınca burada başka bir şey var diye düşünmeye başladım bu durumda. Dolayısıyla Arter'in deposundaki karşılaşma benim için bir sonraki çok daha ciddi yakın plandı. Dördüncüsü de bu arada da hasar üzerine düşünmeye ve ne yazılabilir diye düşünmeye de devam ediyordum tabii. Bir sonraki aşama metin olgunlaşmaya başladıkça bu yakın zamanda Arter'de de yapılan tedbir sergisinde en son gördüğüm şey oldu. Dolayısıyla böyle 4 aşamalı biraz yaklaşılan, biraz uzaklaşılan, kendisiyle farklı bağlamlarda kurulan, deneyim kurulan bir ilişki oluştu. Açıkçası ben şimdi sözü Canan Hanım'a aktaracağım tabii ki. Kitabın hikayesine geçmeden önce burada beni en çok belki zorlayan demek istediğim durum şöyle bir şeydi. Yapıtların hasar görmüş olmalarından sonra ve daha sonra da sergilenmeye değer bir hale gelmelerinden sonra sergi nesnesi ya da sergilenme değeri kazanmalarından sonra bir daha hasar olmasın diye, değil mi? Bir daha hasar olmasın diye var, evet, ama bir de ben ne yazacağım? Çünkü tuvallerin üzerindeki figürlerin görünürlüğü ortadan kalkmış, başka bir şey oluşmuş, ortaya çıkmış. Bunun üzerine ne yazacağım, ne yorumlayabilirim diye düşünmeye başlamak açıkçası aslında kitabın hikayesini de bir yandan oluşturacak olan şey oldu. Ona geçmeden önce isterseniz Canan Hanım belki hasar hakkında kendi deneyimleri, anıları, düşünceleri üzerine bir şeyler söylemek isteyecektir eminim. Herkese merhaba. Evet, 2010'da sergilenmişti hasar ilk Arter binasında. Fakat aslında hikaye çok daha evvelden başlamıştı. 1980'den itibaren böyle işlerim yavaş yavaş böyle büyük hasarlar gördü. İşte deprem oldu. Ben San Francisco'da yaşıyordum. Deprem görmüş. Ondan sonra biliyorsunuz bütün sanatçıların başına gelen bir şey bu. Kendi işini de zaten hem yok eder hem de işleri de başlarına da bir sürü kazalar gelir. Onun için bu 2010'dan evvel bu kalmış işlerimi de atmak istemedim ve o işler bir gün belki sergilenir diye düşündüm. Fakat biliyorsunuz benim de kendi kendine zaten yok olan malzemeler kullanıyorum. Onun için onların zaten ölüme terk edilmiş işler olacağını düşünmüştüm. Fakat benim isteğimle değil de kendi
yani zamanları dolmadan onların hasar görmesini ben mutlaka bir ikinci şans tanımak istiyordum. Ve bu işler, sergideki işler, yani hasardaki işler hepsi başka başka senelere ait. Zaten onların bir yerde sergileneceğini düşünmeden toplamıştım. Onları da böyle yok etmek benim için hani bir son şeydi. Bunu da topladığım zaman da ya işte yağmurdan deprem olmuştu orada, ondan sonra bazen nakliyelerde bazıları yok oldular, bazıları yok olmayanlar zaten çok hasarlı geldiler. Bunları böyle bazen de galerilerde kazalar oluyor, handling nedir, nakliyelerde bazen kötü muamele görmüş işler oluyor. Onları bir şans daha tanımış oldu bu hasarda 2010'da. Onunla beraber de tedbir sergisi vardı. Bu tedbirle hasarın arasında zaten hasar zaten bitecek ve yok olacak işler iken bunlar ölümün karşı nasıl oluyor? Onları kalıcı bir yer verildi. Tedbir ise bu şeylerden yaptığım iskele, evet o da kalıcı gibi görünüyor ama aslında onun da yok olması, yani ikisinin birisinin yok olması ve birisinin de kalıcı olması, hatta bu işlerin hani ölümsüz olmaları çok bana çok ilginç geliyordu. Aslında onların kendi kendine yok olmasından ziyade ben müziğe girdiği zaman da onların kontrol ediyor. Yani çelişkili. Evet. Yani şey olarak onları böyle ölememeleri benim için bir trajik durumdu. Hatta Erdem'le gittiğimizde bu yer altındaki konservasyon, oraya baktığım zaman hakikaten de şey gibi geldi. Bunların böyle biraz da trajik bir durumda, hiç böyle çok eskimiş işlerimin hala yaşıyor olması benim için. Çünkü ekilmiş otlarım vardı. Onlar ektiğim zaman 80'lerde, 90'larda ektiğim zaman ki o tohumlar ve ot tabii kurumuş ama onları ektiğim zaman daha işte ikiz kuleler vardı, işte Yugoslavya'da bir ülke vardı. Bunları düşününce çok enteresan geldi. Yani onlar hala var ama onların hani ölememesi mesela, o çok bana ilginç geliyordu. Ya işte bu çatışma hali ya da çelişkilerle doluluk, yani işin kendisinin doğasında var olan ne diyelim bu karşıtlıklar beni bir biçimde metne girmemi sağlayan kanalları açmaya başladı diyebilirim belki bir başlangıç açısından. Tabii şimdi metin yani eğer metin bağlamında konuşacaksam ki ancak onu yapabilirim. Aslında Canan Hanım'ın hasar işini ve küçük de olsa onun bir tür refakatçisi gibi görülebilecek olan ya da tamamlayıcısı gibi belki bir anlamda tedbir işi üzerine onu o işleri yorumlamak ya da deşifre etmek üzerine gitmiyor. Aslında belki de en başta söylemek gereken o. Çünkü ne böyle bir şeye soyunacak kadar ki kendini bilmezlik içinde değilim yani açıkçası. Açıkçası öyle bir şeyin olması gerektiğini de çok düşünmüyorum. Yani ille de böyle bir yorum, bilimsel bir çözümleme yapmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum sanat yapıtları için. Bir de zaten sergilemek üzere planlanmış bir iş grubu değildi. Zaten onun artık böyle bir
Yani değil mi? Ben de evet. Düşünmüştüm zaten. Ben mesela söz insanı diyelim ben düşünürüm ki siz yazdığınız zaman başka bir hayat verilmiş olacak. Çünkü buna evet. Paralel giden, sözlerle giden bir açıkçası şeyin de bir anlamda gerçekten ikinci bir şey gibi, ikinci bir hasar. Evet. Ya da ikinci değil aslında, hasarın kendisinde bile pek çok defa tekrarı söz konusu. 2010 var, yeniden sergilenme durumları var. Yani sürekli olarak aslında kendi gölgesini, kendi tekrarını ortaya çıkartan, ortaya koyan bir eserle karşı karşıyayız aslında hasara baktığımızda. Bu bağlamda kitaptaki metin aslında nasıl söyleyebilirim? Hasarın karşısında dakikalar geçirmeye başladıktan sonra bir kişinin ya da herhangi bir sanat severin diyelim neler üzerine konuşabileceği ya da düşünebileceği üzerine daha ziyade. Yani neyi aklımıza getiriyor, neyi çağrıştırıyor. Dolayısıyla orada herhangi bir figürün deşifresyonu gibi bir şeyden söz etmek mümkün değil. Öyle bir şeyle ilgili bir metin değil. Zaten, başta. Zaten hikayesi olan bir şey değil. Yani. Ben yani kabaca şöyle anlatabilirim aslında yani metnin gelişim sürecini. Belki şey olabilir, ilginç olabilir. O zaten bize yani tam bir sürpriz gibi bir şey oldu. Evet, biraz bana da sürpriz oldu açıkçası. İlk yani şeyden sonra aslında Arter'deki depodaki nesneyle karşılaştıktan sonra hasar görmüş yapıtların aslında bundan sonra bir daha hasar almayacak hale getirilmeleriyle yani ölmüşler bir anlamda ama adeta yeniden belki reenkarne olmuşlar, yeniden başka bir sergiden ve ölememek değeri kazanmışlar ama artık ölememek üzerine durmak zorundalar sonsuza kadar adeta, tırnak içinde sonsuza kadar. Bir başka potansiyel hasara kadar belki, bilmiyorum. Dolayısıyla bu karşıtlıklar bir süre sonra metin üzerinde belki öncelikle Canan Hanım'ın bir sanatçı olarak aslında bu nesnelerin hasar görmesiyle yaşamış olduğu trajik durum üzerine düşünmeye başladım. Yani daha doğrusu bu durumu bir trajedi olarak yorumladım diyelim. Yani ölememek, ölümsüz olmak gibi. Gibi ama şey de var. Yani tasarlanmış nesnenin kendi sergilenme bağlamını kaybedecek şekilde hasara uğraması ya da sergilendiği yerden gelirken nakliye hataları nedeniyle hasara uğraması gibi. Ya bunun bir sanatçı için trajik bir durum olabileceğini düşündüm. Ama bu konuyla ilgili biraz sonra benim kendisine başka bir sorum olacak. Yani belki trajikomik bir durumla mı karşı karşıyayız diye. Onu böyle sakladım. Ona dair de metinde bir şey yazmadım açıkçası. Onu söyleyeyim. Ama aklımda öyle bir soru var. Onu şey yapmak isterim. danışmak ya da tartışmak isterim yani. Şöyle diyeyim. Bu metinde acaba bu trajik durumu bir Yunan tragediyası formunda ele almak mümkün olabilir mi diye düşündürttü bana. Çünkü sonuç itibariyle trajediyi incelemeye başlayınca insan sonuçta bir şekilde bütün metinler, bütün literatür sizi klasik Yunan tragediyasına götürüyor. Dolayısıyla ben de neden bir tragediye yazılmasın? Yani bir sanat yapıtı hakkında bir tür becerilebilirse başka bir sanat yapıtı yazılarak bir yorum getirilebilir mi gibi bir soru sordum kendi kendime. Sağ olsun Süreya ve Emre ve diğer bütün dostlar şey yaptılar, destek oldular. Yes.
böyle şey, böyle saçmalık olur mu demediler. Böyle yani çok ciddi destek oldular gerçekten. Tabii bu sefer yani yazı da böylece lineer olmadı. Gayet böyle yuvarlak, daha böyle evet. Onu şey yapmak isterim aslında. Küçük de olsa ondan bahsetmek isterim. Ben kendim ufak tefek böyle metinler yazmaya çalışırken mutlaka şeyden de gelen bir deformasyon, mesleki deformasyon. Canan'ın da aynı meslekten olduğu için mimari bir şeyimiz var. Ne diyelim? Suçumuz var. Suçumuz var diyelim orada. Böyle bir mekansallaştırma ya da en azından haritalandırma gibi bir şeyin içine sokuyorum kendimi. Dolayısıyla aslında bu klasik Yunan tragediyasının formu bana aslında çok net çizili bir sistematik bir harita sundu bana. O harita aslında şöyle bir şey. Bunu göstereyim. İlk versiyonları böyle şuna benziyor. Sonrasında şöyle bir şeye dönüştü filan. Yani bu kitap. Bu kitabın strüktürüdür aslında ama aynı zamanda bir klasik Yunan tragediyasının da strüktürü oluyor. İşte prologosla başlayıp parados, episodioslardan geçip işte stazimon, ondan sonra exodos ve epilogosla dışarıya çıkan bir sistem kuruyor. Burada şöyle bir şey yapma şansım oldu açıkçası. Bu tragedi formunun içindeki 3 tane episodios, 3 tane bölüm, esas bölüm aslında. Ben hasara bakarken düşündüğüm ya da beni düşündürten karşıtlıkların bulunduğu sahayı içinde irdeleme şansı verebilecek 3 tane zemin imkanı tanıdı bana. Bu 3 zeminden bir tanesi sanattı. Hangi karşıtlık üzerinden o orayı şey yapıyordu? Canan Hanım bu eseri ortaya koyarken sanat yaptı mı? Yani neyi üretti? Hasar işinde neyi üretti? Aslında ortada üretilmiş başka eserler var. Bir de hasar olmadan ve bazı işler hiçbir zaman daha evvelden sergilenmemiş, evet. olduğu için de şimdiki durumlarıyla, o zamanki durumların arasındaki sizin bilmediğiniz tabii, hikayeler de var. Evet. Bir de o var. Dolayısıyla aslında başka sergiler için hazırlanmış diyelim bir takım nesneler var. Ama hasar işinin kendisinde sadece hasar görmüş nesneler bir anlamda sergileniyorlar gibi bir şey. Şimdi burada bu hasar işinin çerçevesinde Canan Hanım neyi üretti, neyi üretmedi sorusu şeye geldi. Dolayısıyla aslında o sanat kısmıyla ilgili kısımda nesneyle sanat üreten sanatçılar ve nesnesi olmadan sanat üreten sanatçılar ayrımı üzerinden bir tartışma kurulabilir diye düşündüm. İkinci ve tragedya formunun tam orta yerine gelen episodios kısmında aslında varoluşu koydum. Varoluş derken de aslında ölmek ve ölememek, bir türlü ölememek, hatta ölümsüzlükle cezalandırılmak diyelim hatta isterseniz. Ya da işte limbo, araf nasıl tanımlarsanız böyle bir muallakta olma hali, bu arada olma hali gibi meseleleri tartışabileceğim bir alan açıldı. Bir de şey, pardon. Yok. Bir de hasar adını zaten o işlerin hasar adını alması zaten öldükten sonra aldıkları adlar zaten daha evvelden öyle bir adları olmadığı için yani daha evvelden zaten öyle bir hayatları yoktu. Yani bu ikinci hayatı başka bir şekilde adlandırmak onun için araf doğru bir yani limbo doğru bir. Evet o çok iyi yani o muallakta olma hali çok çok belirgindi yani. Üçüncü olarak da bu hasar görmüş nesnelerin üzerindeki yarıklar, yırtıklar, yapışkanlıklar, işte lekeler, artık ne kesikler, nasıl tanımlarsınız. Bunlar bize neyi anımsatıyor ya da bir şeyleri unutmamıza yol açıyor mu gibi. Yani bu iki karşıtlık, anımsama ve unutma karşıtlığı üzerinden. Hafıza kavramı etrafında bir
bölüm oluşturma şansı elde ettim. Böylelikle aslında işin şey kısmı, ne diyelim ona, içeriksel kısmı az çok zihnimde belirginleşmeye başladı. Ama tragedya yazmaya niyetlenince tabii bir konusunun olması gerekiyor. Bir diyalog. Evet, bir diyalog olması gerekiyor. O diyalogun da mutlaka bir antagonisti, bir protagonisti olması lazım. Tabii ki bu trajik ya da metin bağlamında bu tragedyadaki kıssadan bir biçimde bir hisse elde edilmesi gerekiyor metnin sonunda. Dolayısıyla aklıma birdenbire bu iki kişinin karşılıklı bir diyalog halinde çözümlenebilir mi gibi bir şey geldi. Ondan sonrası aslında kolaydı. Çünkü tragedyada bir zaman, mekan ve olay birliği sağlanması gerekiyor. Onda da aslında bu iki kişinin diyaloğundan bahsediyorum. Metinde okuyanlar görecektir yani, ama bir üçüncü bir özne daha var, gizli özne. O da Arter. Bir gece vakti, yani çok şey yapmayayım, spoiler vermek gibi olmasın ama bir gece vakti kapıların kapanmasından sonra müzenin içinde bu iki karakterimiz mahsur kalacaklar. Hasarla mahsurun da muhtemelen aynı etimolojik kökünden geldiğini tahmin ediyorum. Öyle olsa gerek, yani HSR şey olabilir yani. Onlar da sonuç itibariyle hasara uğrayacaklar bir anlamda. Yani aslında zorla, bir anlamda zorla Arter'in içindeki galeride ve özellikle de bu hasar işinin bulunduğu yerde. Bir de bu iki kişi zaten hiçbir zaman mitolojide karşılaşmamışlardır. Önce Arter'de karşılaşmış oluyorlar. Kitlendikleri için. O da güzel. Dolayısıyla yani böyle onlar orada kapalı kaldıklarında bir süre sonra hasar işinin karşısında daha fazla vakit geçirmeye başlayacaklar. Zorlanarak. Evet. Yani zorlansınlar da zaten. Çünkü bu türden işlerin karşısında bizim vakit vermemiz gerekiyor. Yani aslında bizim de hasara uğramamız lazım. Ya bu böyle dolayısıyla ben aslında 2010 yılında ilk sergiyi gezerken hasara uğramamıştım. Yani demek istediğim o. 2 dakika durdum. Belki yani şeydeki metni de okuyunca yanında duran ufak bir metin de olsa, yani bu nesnelerin bir biçimde bir kazaya uğramış olduklarını da okuyarak ne olacaktı? Herhalde muhtemelen şey dedim. Hay Allah ya, yani sanatçı için ne kadar üzücü bir durum deyip en fazla geçip gittim muhtemelen. Ama üzücü bir durumdu. Evet. İşte ben o üzücü durumu aslında bir kendi yaşamsal deneyimim üzerinden aslında yaşamamıştım. Ne zaman ki hasar üzerine düşünmeye başladım ve ne zaman ki aslında buradaki iki karakter o gece o meşhum gece şeyde ne diyelim kilitli kaldılar Arter'de. Ondan sonra hasar üzerine düşünmeye başlayacaklar. Burada şöyle bir şans da oldu aslında. Klasik Yunan tragediyası formunda bir metin yazmaya gayret edince metnin içindeki bir takım göndergeler, şeyler de yine mitolojiden ve o antik Yunan dünyasına ait olmaya başladı. Dolayısıyla seçilen karakterler aslında Hephaistos ve Daidalos gibi, böyle biri tanrıların en insanisi, bir diğeri ise insanların en yüce ve tanrısal olmaya çalışan gibi iki zıt karakter oldular. Ama bu iki zıt karakteri okuyucular şey gibi de değerlendirebilirler açıkçası. Yani metin ona da açık. Ben onu da belirttim. Yani bir tek sanatçı öznenin iki farklı egosu gibi bile okunmaya müsait diye düşünüyorum. Bir dengeyi tutturmam gerekiyordu. Çünkü metin hasar için yazılmak zorundaydı. Dolayısıyla onun bir tür karşıtı gibi olan tedbir, yani
ona ne diyebiliriz? Evet, tedbir hakkında bir metin olmayacaktı ama tedbirin hep bir yerde bir arka yankı gibi, arkadaki bir ses olarak da böyle arkadan bir tür asansör müziği diyelim gibi şey yapmasını istedim yani, öyle olabilir diye düşündüm. Dolayısıyla... Burada bir karakter daha var, bu dipnotları da söylemek lazım değil mi? Çünkü doğru. Çok uzun ve bayağı bir doğru. Önemli bir kısım var yani, dipnotlar. O kısım benim zannediyorum bu akademisyenlik... Sizin sesiniz herhalde o değil mi? Biraz öyle, biraz da işte akademisyenlikten gelen bir şey. O da bir başka mesleki deformasyon galiba. Yani iddialarımı bir biçimde, tırnak içinde, ne kadar doğru yanlış tartışılabilir, yoruma açıktır ama iddialarımı bir biçimde şeye... sırtını sağlam dayanmaya... Ama onlar sanki yani şimdi bu iki gibi. Karakter hepsi Yunan şeye gönderiyor ama aslında o dipnotlar şimdiki zamanı daha çok, yani şimdiki düşünmemiz gereken bir şey de yol da veriyor. Çünkü diyelim ki Hephaistos işte Tanrı, ondan sonra işte daha çok zanaatla uğraşan işte öteki şey Dedalus da zaten şey değil mi, egosu olan ve mimar. Onun için şimdi tabii bunlar iki karakterin içinde, bu ikisinin ortası işte bu dipnotlar da bence şey şimdiki dünya, şimdiki zamanı öyle doğru şeyi değil mi? Doğru. Çok doğru bir tespit. Aslında bu iki karakteri gerçekten Hephaistos'la Daidalos olarak okumak da mümkün olabilir. Yani sanki binlerce yıldan beri hiç ölmediler ve işte sanatsal üretimlerini bir biçimde devam ettirip sonunda sanat eleştirisiyle iştigal etmekte olan iki kişiye dönüşmüş yaşlı karakterler olarak da okunabilirler. Biraz Beckett tiyatrosundaki, Samuel Beckett tiyatrosundaki bu şey ikililere de, birbirlerinden ayrılamaz ikililere de azıcık benziyorlar. Yani öyle de olsun istedim. Çünkü tek bir mekanda, tek bir sınırlı zaman çerçevesi içerisinde geçen ve aslında bir olay da yok. Yani bir olay aslında onların bir araya gelmeleri ve karşılıklı diyaloğa girmelerinden başka bir şey değil. Ama bir tek şey belki önemli, yani burada belki zikretmekte fayda var. Metnin sonuna doğru aslında Daidalos, yani bu sanatsal ideallerin ideallere kendisini kaptırmış diyelim ya da ortalama beğenilerin yani vasatın şeyinde gitmeyi kendisine şiar edinmiş diyelim bir sanatçı prototipinin diyelim yavaş yavaş biraz daha böyle hayatın akışlarına ne diyelim ona, teslim olmayı bilen ya aslında hem fikirler mi sonunda, onu ben hala bu belli değil biraz, sonunda biraz o yola giriyor gibi evet, çünkü tam da girmiyor evet, çünkü Hephaistos devamlı anlatmaya çalışıyor evet. Büyük bir bilgelikle, olgunlukla evet ve sabırla Daidalos ise o çok karşı gördüklerine karşı ve şey ama sonunda mesela bir kavga da yok, hiçbir şey de yok çünkü tamamen onlar zaten birbirlerine mahkumlar orada. Evet, yani nasıl belirdilerse o akşam orada ya da bir ruh gibi, bir hayalet gibi belki işte kapılar açılınca onlar yine yok oluyorlar. Aslında yani metnin içindeki bu tragedya kısmı, bu üç episodun olduğu kısım, işte kapıların kapanmasıyla başlayan, kapıların açılmasıyla da biten bir şey. Yani biraz da böyle şeyi ters yüz eden, genel akışkanlığı vesaireyi filan bir metin oldu. Yani bunu da yaparken aslında Slavoj Žižek'in Antigone metnini yeniden ele aldığı bir postmodern bir şeyi var, bir metni var. Yine tragedya formunda ele alıyor ama Antigone şeyini, ne diyelim biz onu, tragedyasını
Böyle yapabiliyorsa Zizek ben niye yapmayayım gibi bir haddini bilmezlikle aslında hareket ettim. Öyle söyleyebilirim yani. Aslında bunu bir tür deneme gibi de okumak bence mümkün olabilir. Yani bir deney yaptığımı söyleyebilirim. Şeyleri olabilir, ne diyelim. Kendimce yorumlar var. Dolayısıyla şey iddiasında değilim. Ne denir? Yani şey de düşündüm. Böyledir gibi. Hayır, mesela bu sanatla zenaat arasındaki o kavga da vardır ya, işte birisi daha çok sanat, yani daha çok böyle egosunu ve kendi isteğinde kendi şey, ötekisi işte işlevi olan şeyleri yaratıyor, işte zaten işte demir falan böyle şey. Fakat aynı zamanda onu düşündüm, biraz da sanat ile mimari arasındaki kavga da düşünülebilir yani. Tabii. Şey olarak yani onun için, çünkü Dedalus hiçbir zaman fikrini değiştiremiyor aslında. Yani aslında bir yerde kabul ediyor ama gene de bence kainat fikri, yani hiçbir zaman ikna olduğunu sanmıyorum orada. Yani evet. O bir oradaki onu gösteriyor. Evet. Bence. Yani yani metnin sonunda yani Dedalus'un hakikaten ikna olup olmadığını açıkçası çok bilmiyoruz ama bir yerin kırıldığını, bir yerde bir çatlak oluştuğunu, yani bir hasar aldığını Daedalus'un onu biliyoruz ama. Bu önemli. Çünkü ancak o hasar aldığı yerden ışığın da girme ihtimali var. Onu da yani evet, tahmin edersiniz. Dolayısıyla yani bu bence şey açısından önemli. Aslında burada şeyi de hatırlatmak isterim. Yani bu son görüşmemizde Süreyya çok güzel müzede gece fantezisi demişti. Dolayısıyla bu hakikaten herhalde bütün sanat severlerin, sanat eleştirmenlerini filan böyle esas fantezilerinden biridir. Bir tek gece vakti. Evet, yani o müzede tek başına kalıp bütün eserleri istediğin kadar, istediğin yakınlıkta bedensel anlamda deneyimleme fırsatı büyük bir lüks elde etmek. Hı. Çok büyük lüks. Ama bir yandan bu zorla olunca da işte o zaman madem düştük, tırnak içinde düştük buraya, o zaman biz bu hasar meselesinin üzerine zihin yormaya başlayalım diyen iki karakterimiz var özünde. Bir de tabii onları orada barındıran ve aslında orada olmalarını, hasarı da koleksiyonuna katan Arte'nin kendisi var gizli özne olarak. Dolayısıyla mekan ve bu iki karakter o kısa zaman dilimi içerisinde bir diyaloğa giriyorlar aslında. Bu iki karakter yalnız Arte'de kilitli değiller, bir de aynı zamanda şey sanki o sergide, yani hasarın odasında kilitli. Aa, tabii tabii. Değil mi? Bir de o var. Yani, bir de çıkamıyorlar oradan. Yani doğru. Çünkü sahne o. Ve kaç saattir genelde bu trajedinin şeysi? 24 saat mı? Yani 2 saat. Genelde tragedyalarda olayın kendisi ya koro tarafından söyleniyor, yani dışarı yan tarafta duran. Evet, aslında bir anlamda ben koro yerine ara ara metnin arasına giren kısa metinleri koroya dönüştürdüm. Ya da Canan Hanım'ın dikkat çektiği üzere dipnotları kendisini koro gibi aslında evet, kullanmaya evet. çalıştım. Ciddi anlamda büyük olaylar, savaşlar, katliamlar, işte suikastler vesaire gibi şeyler aslında koro tarafından şöyle şöyle oldu, savaş burada gerçekleşti gibi anlatılıyor. Genellikle tragedyaların içerisinde bizim gördüğümüz olay bu diyaloğun kendisi oluyor. Bu bağlamda bu iskeleti. Dolayısıyla burada aslında bu diyaloğun biraz bu karakterlerin kendisinde ya da aslında karakterlerden bir tanesinin, Daedalus'un kendisinde biraz hasara yol açmasını istedim. Çünkü o fazla, haddinden fazla kalıcılığa, ideallere, ölümsüzlüğe vesaireye odaklı bir karakter. Sanatı da biraz o taraftan yorumlayan bir tip diyelim. Hephaistos görmüş geçirmişliğiyle
Bir de biraz... Ve ölümsüz de olması, kendisi zaten ölümsüz çünkü Tanrı. Evet, yani kendisi ölümsüz ama bir yandan da çok, nasıl diyelim... alçak gönüllü. Hem alçak gönüllü hem dünyevi dünyevi akışların dünyevi ya da görüşü olan, evet. çürümenin ya da dünyadaki malzemenin ya da madde, enerji vesaire akışlarının farkında olan bir tip. Dolayısıyla bunlarla amel etmeyi, bunlarla üretim yapmayı bilen biri. Dolayısıyla ufku daha geniş aslında şeye göre. Daidalos'a göre. Daidalos biraz daha dünyevi. Daha o bakımdan. Evet, o bakımdan öyle. Dolayısıyla metnin gelişim hikayesi 3 aşağı 5 yukarı kabaca böyleydi. Ben burada aslında sormak istiyorum. Bir sorum var. O konu üzerine aslında dün bu soru belirdi birdenbire bende. Şimdi ben hasar işiyle karşılaştıktan sonra dedim ki kendi kendime, bir sanatçı için, Canan'ın gibi bir sanatçı için çok zor olsa gerek. Yani istediği zaman kendi sanatsal yapıtına hasar vermek anlaşılabilir bir şey. Bir yaratıcılık sahası olarak görünebilir. Hatta imha sanatı vesaire gibi Gustav Metzger'den filan tanıdığımız filan o şeyler var. Piyano parçalamalardan tutun da vesaireye kadar. Ya bunun bilinçli, belli bir zaman aralığında yapılması. Fakat bunun kişinin kontrolünün olmadığı bir durumda karşılaşılmasında trajik bir durum var diye ben yorumladım. Fakat sonra düşündüm ki Canan Hanım aslında sanatsal pratiğine zaten çağıran biri. Kazaları. Süreci, kazayı, tesadüfleri, rastlantıları ve dolayısıyla aslında de çağıran biri. Kaos. Hasarın kendisini çağırmış. Yani aslında ne diyelim, yaralarım benden önce de vardı demesi gibi, yani Ulus Baker'in tercüme ederek yaptığı Fransız şairden. Aslında hasar olmadan da hasar Canan Hanım'da vardı. Zaten en zor şey oydu. Yani. Zaten vardı, evet. Bu. Bir potansiyel olarak vardı. Bir yaratım sahası olarak zaten vardı. Sadece ne zaman olacağını bilmiyordunuz gibi. Fakat burada benim merak ettiğim şey, burada bir komedi unsuru var mı? Yani siz böyle bir durumla karşılaştığınızda absürt durum. Evet, absürt bir durum var mı? Öyle değil. Trajikomik bir durum var mı? Çünkü zaten siz çağırıyorsunuz. Dolayısıyla bunların gelmemesi mümkün değildi gibi duruyor. Ama her sanatta yani şimdi bir kere resim diyelim şimdi. Burada resim olsun. Resim mesela, ben beyaz bir tuval var. O tuvale siz başladığınız zaman dokunduğunuz anda zaten orası bir hasar görüyor. Onun devam ettikçe o insanları da üst üste, yani yaptığınız, ondan evvel yaptığınız katmanlı zaten bozan, her seferinde bozuluyor. Yani bu yaratmak şeysi zaten devamlı bir yıkım, yani bir esas yıkım, hani karar verdiğiniz zaman, hani bu artık bitti dediğiniz zaman zaten oradaki o hasarın bir hasarı daha oluyor. Yani orada hakikaten iş hakikaten bu şekilde ölmüş oluyor. Çünkü artık canlanarak, yani çünkü yarattıkça ressam onun üzerine boya kattıkça o yaşıyor, o anda devamlı bir değişime uğruyor. Bak, o değişim aslında bir evvelki hamlenin bozulması. Bilmiyorum, ben mesela gördüm, bir video var, Picasso'nun video ve resimleri var mesela, görüyorsunuz orada. Devamlı böyle bir şey oluyor, ondan sonra onun üstüne bir boyuyor, o gidiyor, başka bir şey geliyor. Hakikaten böyle mesela bu hızlı film çekilse anlaşılıyor ki altındaki bir sürü şeyi artık hakikaten hasara uğramış oluyor veya yok olmuş oluyor.
Tabii ortaya çıkan şey bazen hakikaten bu absürt, yani bu komik şeyi de biraz yani bırakıyor. Sanatçı mı bunu artık vazgeçiyor mi geçiyor, yoksa hakikaten çok güzel bir yere mi geliyor, yoksa hatırlamıyor mu artık ne yaptığını, artık bu artık beni bıraksın, ben o bırakmayacak ama ben bırakayım. Yani öyle bir şey de var yani onun için. Ama evet, hasar her zaman için var. Var. Çok güzel. Her zaman için var ama durduğu zaman ve artık şey olduğu zaman, o ölümsüzleştiği zaman, o zaman yaşıyor deniyor. Mesela ben otlarla çok iş yapıyorum, yani canlı malzemelerle çok iş yapıyorum. Yani enstalasyonlarında otlar canlı olduğu zaman, bakıldığı zaman, yemyeşil olduğu zaman, onun canlı olduğu o kadar anlaşılmıyor ki. Çünkü o kadar sahte gibi duruyor ki, artificial duruyor yani şey. Öldüğü zaman mesela otlar renk değiştirdiği zaman, işte işim yani çalışmalarım yani renkleri dönüştüğü zaman, aa meğersem bunlar kalıcı değilmiş, bunlar zaten yani demek ki ölmeye başladığı zaman onlar, yani oradaki o absürt şeylerle çok oynuyor. Doğru. Dolayısıyla aslında bu hasar metninde ne diyelim, bütün bu şeyleri, bütün bu karmaşayı, kaotik durumu, kaos çok önemli. Kaotik olanla belki de yaratıcılığın işte kozmik olana olan ne diyelim şeyi, yönelimi vesaire arasındaki bütün bu gerilimlere dair şeyleri az çok ne diyelim temas etme, evet, şansı kaybetmeye diyebiliriz. Yani şey yapmak lazım yani, alışma. Evet. Evet. Kaybetmeye, evet. Hasar görmeye açık olmak lazım. Evet, evet. Aslında işte zaten ne diyelim, sanatsal yaratıcılığa belki hasar görerek açık olmak, gitmek mümkün olabiliyor böylelikle gibi. Burada aslında iki küçük şeyi ben bahsetmek istiyorum. Biraz vakit var galiba. Bir tanesi şu. Öncelikle şunu bir belirteyim, tekrar başa dönerek söylemek için bir ufak alıntım var. Ha, bu arada metinde bolca da alıntı var. Alıntıları da bir tür esas metinlerden, yani ait oldukları esas metinlerden hasara uğratarak onları kopartarak, çekip alarak burada kullanmak olarak yorumladım. Ama bunun da ayıp ya da çirkin bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bunun beraberinde getirdiği dinamizmin zengin bir, ufuk açıcı bir şey sağlayabileceğini aslında düşündüm. Burada ben Hans Fallada'nın Kambur isimli metninden bir küçük pasaj okumak istiyorum. Kitaplar tehlikeli dostlardır da. Onlar insanı değiştirir, talepkar biri yaparlar. Kitaplar size her şeyi verebilir. İnsanlardan nefret etmeyi, insanları sevmeyi, dostluklar getirir. Veremedikleri tek şey yaşamdır. Bunun için bizim çaba göstermemiz gerekir. Ben bu gerçeği çok geç kavradım, diyor Fallada metninde. Dolayısıyla bu kitabın veremeyeceği tek şey yaşamın kendisi, yani hasarın kendisi. Hasarın kendisi, yani Canan Hanım'ın hasarını veremez bu kitap. Bu bir kere çok önemli. Onu öncelikle söylemek isterim. Bunun için bizim çaba göstermemiz gerekir, diyor. Dolayısıyla hasarla ilişkiye girmek için bizim de hasar alarak, bir biçimde vakit harcayarak, zihin yorarak, belki başka metinler, kitaplar, çeşitli başka eserler filan gözlemleyerek, katmanlar hani, evet yani böyle biraz yaralanmamız, biraz yara almamız gerekebilir. Bu bence şey açısından önemli. İkincisi şöyle bir karşıtlık, yine bir karşıtlık üzerinden gideyim. Lord Byron'ın bir küçük şiirine denk geldim. Hoştur elbet insanın adını matbu görmesi. Bir kitap bir kitaptır, bomboş olsa da içi, diyor. Şimdi bu şey, bunu okuyunca böyle bir şey oldum. Önce bir
Çok geç kaldınız. Evet, İngilizcesi de güzel. It is pleasant sure to see one's name in print. A book's a book, although there is nothing in it. Evet. Falan diyor böyle. Yani in it, in it gidiyor böyle. Printle şeyle. Dolayısıyla insanın evet ya basılı bir metninin olması olağanüstü bir şey. Yani ben hayatta yani çok öyle hayal etmezdim. O yüzden tekrar teşekkür edeyim ben Artel'e bu bağlamda. Buna karşılık Lord Byron'ın bu şiirine karşılık Emil Michel Chora'nın bu ne diyelim karamsar karakterin bir yazı bir metnine denk geldim bir cümlesi. Kitap yayınlamak bir evlilik ya da bir cenaze gibi benzer bir hüznü taşır diyor. Tahmin edebiliyorum neyi kastettiğini. Çünkü yayınlandığı an yani en azından yani söz bitti gibi duruyor. Ben artık bir şey söyleyemiyorum. Bir şey söylesem ah keşke buna şunu ekleseydim, şunu da koysaydım diyebileceğim şeyler var belki. Dolayısıyla bir tür cenaze ya da evlilik gibi. Evlilik olunca da işte şey bitiyor yani hayat. Artık o şeyin içindesiniz. Kalıpların içinde olmak zorundasınız. Sorumluluklar vesaire vesaire falan. Ama burada böyle bir cenaze gibi değil de başka bir tatlı yani yaratıma dair ya da hayatın sürekliliğine devam edebileceğine dair bir renkli durum var gibi görünüyor. Belki de yakın plana uzaktan bakmak. Gibi. Evet. Yani çok fazla yakınlaşınca da görüntü flulaşır ve şey olur ya. O arada hafif uzaklaşmak, yine yakınlaşmak. Zaten yani. Dolayısıyla bütün bu şeylerin ne diyeyim ben hesaplanamaz karşılaşmalara kontrol edilemez rastlantılara ve dolayısıyla da hasarlara açık olmanın çok kıymetli olacağını söyleyebilirim. Bu da çok enteresan çünkü hani kitap bittikten sonra şunu da yapsaydım falan var ya. Tabii sanatçılar da öyle. Sergi olduğu zaman şu resmi ben acaba nasıl eve tekrar veyahut da nasıl bitireyim falan kimse bana öyle. Veyahut da şöyle yani bir de her zaman için o. Her zaman hiç o var böyle. Onun için aynı fikirdeyim. Peki. İsterseniz şey yorum soru şey var mıdır? Belki eklemek isteyenler var. mikrofon geliyor. Merhaba, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Ben şeyi merak ettim, ben de metin yazarıyım, reklam yazarıyım. Mesela böyle bir durumla karşılaşsam kurguyu nasıl yapardım diye. Mesela benim için tam tersi bir metafor. Yani çok bugüne ait bir durum ya bu hasar meselesi. İşte bir sanatçı eserlerini veriyor, onlar bir ülkeden bir ülkeye gidiyor, yollarda başına bir şey geliyor falan. Böyle hani son derece modern, çok böyle bir 21. yüzyıl hikayesi aslında. Yani bunun mesela işte tragedya ile birleşmesi çok ilginç geldi. Hani ilk akla gelen işte sanatın dünyadaki yolculuğu bugün geldiği nokta falan gibi olabilir. Hani çok değişik bakış açılarına uygun bir konuymuş. Hani soru değil de yorum yapmak istedim. İlginç bir durum. Peki siz gerçekten ne hissettiniz? Yani eserler böyle sonradan bu bir sanat, kendisi ayrıca sanat eserine dönüşünce yani yeni gerçek küllerinden doğmuş bir şey var ortada ama ilk anı çok dramatik bir şeydir herhalde değil mi? Bir eserinizi... Evet, mutlaka ben yani bu işleri zaten zarar gördükleri zaman bazı çünkü bir de suda da böyle dağılan işler vardı, sulu boyalar vardı. Onlar, sulu boyalar tabii suda yok oluyor, o kağıtlar yani. Çok üzücü bir şey geliyor, atamadım o yüzden zaten. Hatta onlara böyle bir son şans mı verilse demiştim. Hani yani onların bir hakkı var, hani bir yerde de tabii bu ego durumu da var. Çünkü aslında o işler zaten zarar görmesi için sergilenecekti. Yani zarar görmeden evvelki zaten benim isteğimle onların, ben onlara
şimdi öleceksin diyememek ve onların kendi başkasının zarar vererek onları orada da bir o ego şeysi vardı yani ben bunları zaten hani işlerimi zaten mutlaka kendileri de çürümeye bıraktığım falan oluyor da zamanı yanlış bir zaman yani yanlış bir zamanda şey zarar görmeleri onları beni çok üzmüştü. Ve de toplamıştım zaten 86'ydı değil mi? En eskisi 86'dan 2000 yani bayağı bir 10 seneden fazla bir böyle bir depoda onlar zaten vedalaşamadığım için oldu. Ben çok şey topluyorum maalesef ve hasar ismini o zaman aldılar. Zaten başka sergilerin bazılarını hiç de sergilenmemiş işler. Üzücü bir şey tabii ama onu düşündüğümde bir sürü sanatçı bunu tabii yaşıyor. Bu da zaten sanatçı kendisi de bazı işlerini kendisi zaten yok eder. Hatta 3-5 sene sonra der hatta keşke yapmasaydım çünkü işte şimdi meğer fena değilmiş filan. Öyle şeyler çok oluyor. Böyle regrets, pişmanlıklar. Pişmanlıklar hep oluyor ama düşünüyorum herhalde Yunan trajedi zamanında da çok hasarlar görülmüştür ama bizim tabii haberimiz olmadığımız bir sürü yok olan şeyler çünkü yok oldukları için de bilmiyoruz. Yani gezen taraf, sergiyi gezen insan içinde önce bir yani ilginç bir sergi ama bir de vah vah, ay yazık, evet. Girer girmez, ay yazık deyip ondan sonra ama böyle de güzel olmuş diye. Tekrar elinize sağlık her şey için, teşekkür ederim. Merhaba. Çok sevdiğim bir sanatçı ve çok sevdiğim bir yazar yan yana benden istiyorum. Emeklerinize sağlık. Tabii kitabı okumadan böyle yanlış bir yorum yapıyor gibi olmak istemem. Özür dilerim şimdiden. Bana da şey gibi gelmişti. Yani bu kitap fikrinin kendisi böyle biraz yas tutma ritüelinin bir parçası gibi. Yani aslında işte ağıtlar veya işte helvasını kavurmak veya yani aslında bütün bunlarla biraz vedalaşırız ya yani hani kabullenmeye dair bir şey olarak yani oradaki herhalde her kelimede tek tek o vedalaşma sürecinin bir parçası gibi gelmiştir diye düşündüm aslında size. Bir yandan da yani herhalde kendi iç sesi ya da şarkısı var metnin. Onu da tahmin ediyorum biraz Erdem'in yazılarından. Hele tragedya formunda olması böyle işte koro neresinde acaba diye düşünürken zaten cevapladı. Bir de belki şeyi söyleyebilirim. Yani bir yandan da işte benim artık söyleyecek sözüm kalmadı deyince Erdem şey gibi oldu. Evet müellif öldü. Biz de herhalde evet. Bir sürü post-it'le falan okuyacağız şeyi, kitabı ve kendi metinlerimizi de ona bir yandan ekliyor gibi olacağız. Emeklerinize sağlık. Benimki de soru gibi olmadı kitabı okumamış olduğum için ama çok heyecanla okumayı bekliyorum. Çok teşekkürler.